Sayın seyirciler, Diyanet'in Kur'an üzerine yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma, Türkiye'nin Kur'an-ı Kerim'den uzak durduğunu gösterdi. Eline hiç Kur'an almayanların oranı şaşırtıcı. Araştırmanın başka çarpıcı sonuçları da var. Okumayı biliyor musunuz? Biliyorum. Arapçasından okuyabilirim. Arapça okuyorum. Ben Kur'an'ın yüzünü okuyorum. Yok, bilmiyorum. Maalesef. Anlamını o kadar açıklayamıyorum. Maalesef. Yok, bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Biraz biliyorum. Hadi çocuklarım da okuyor, ben de okuyorum. Allah'a şükürler olsun. Bilmiyorum. İlkokuldayken biliyordum. Sonra evlenince unuttum. Kimi okuyor, kimi unutmuş, kimi yeni öğreniyor. %98'i Müslüman olan Türkiye'de yapılan Kur'an-ı Kerim araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Kur'an-ı Kerim bilmiyorum. Evinizde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Hayır. Bilmiyorum. Yok abla, Arap'ım abi bilmiyorum. Ninemden öğrendim, 6 yıl sınıfta. Vallahi ilkokula gidiyordum ben. Evet, çocukken öğrendim de hala okuyorum. Siz biliyor musunuz Kur'an'ı? Tabii biliyoruz. Okuyoruz da öyle çok şey değil. Az bilebiliyorum yani yüzünden. Yüzünden bilebiliyorum yani. Biliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptırdığı araştırmada 22 bin kişiye Kur'an-ı Kerim'le ilgili sorular yöneltildi. Cevaplar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı şaşırttı. %20'lik kesimin Kur'an-ı Kerim'i hayatı boyunca eline dahi almadığı ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim okumayı Arapçasından biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Evinizde Kur'an-ı Kerim var mı? Yok. Türkçesini okuyor musunuz hiç? Yok, okumuyorum. Kur'an'a dokundunuz mu hiç? Yok, dokunmadım. Yok, ben hiç okumadım. Türk milleti olarak cahillik diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Yazık. Yazık, başka bir şey diyemem. Geri kalanlara gelince sonuçlar iç açıcı değil. Kur'an-ı Kerim'i eline alanların %60'ı Kur'an okumayı bilmiyor. Bilmiyorum. Hayır, bilmiyoruz. Elinizde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yeni Türkçe olarak okuyor. Eski Türkçe bilmiyor mu? Yeni Türkçe olarak. Yok. Bilmiyorum. Sonuçlarım yok. Bilmiyorum, keşke bilseydim yani. Bilmiyorum ama öğrenmeyi çok istiyorum. Annem babam tabii zamanında üstüne ilerleyerek öğretmişlerdi ama şu anda yok. Ben Türkçesini okuyorum. Yani Arapçasını okumuyorum. Hiç okumadım. Türkçesini? Türkçesini de okumadım. Kur'an okumayı bilen kesim sadece %40. Ancak onlar da ne okuduğunu bilmiyor. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem de anlamını okuyanların oranı %8'in altında. Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musunuz Arapçasını? Biliyoruz. Ne zaman, kaç yaşında öğrendiniz? İkinci sınıf, yani 9-8 yaşında. 55 yaşından sonra gittim Şişli Kur'an kursunda. 7-8 ay gittim. Kur'an kursunu yüzünü okuyabilir diye belgemi aldım. 6-7 yaşında başladım ben Kur'an okumaya. Türkçesini okuyamıyorum. Hani o kadar bilgimiz yok. Yok. Kur'an'ı biliyorum da namaz kılacak kadar yani. Türkçe anlamını çok okuyorum ama zaman oldukça, ne yalan söylüyorsun. Yok, manasını o kadar bilmiyorum. Mesela küçük küçük ayetlerini biliyorum da şeyini, ama hepsini bilmiyorum. Ama Kur'an'ı tecvidli okumaya çok meraklıyım. Okuyorum, Türkçesini okuyorum. Düzenli olarak okuyorum Türkçesini. Arapçasını da okumasını da öğrenmeye çalışıyorum zaten. Ben 50 yaşında öğrendim Almanya'da. Almanya'da öğrendim. Anlamı da okuyoruz tabii Türkçesini. Anlamı da okuyorsun, karşılıkları var. Türkçesini, Arapçasını okuyorsun, Allah kabul etsin. Arapçayı biliyorum, Türkçe'de değil de Arapça okuyorum. Anlamını anlıyor musunuz? Karşısında Türkçesi yazarsa yoksa anlamıyorum. 8 yaşında hatim ettim. Yani ama mealini bazen okuyorum, bazen okumuyorum. Yani tümünü biliyorum desem yalan söylemiş olurum. Sonuçlar sokaktaki vatandaşı şaşırtmadı. Onlara göre sorumlu çocuklarına zamanında Kur'an-ı Kerim öğretmeyen anne babalar. Atalarımız, annemiz, babamız zamanında şey yapmadığı için, göndermediği için, iş dolayısıyla. Suç anne babanın. Küçükten çocuklarını eğitmiyorlar, göndermiyorlar. Bu yüzden el sürmemişler. Yanlış. Allah'ın yoluna gitmek en güzel şeydir. %20 Kur'an'a dokunmamışsa gene büyük başarı bu zamanda. Ama gene de yani çok. Müslümanlığa toplumda yani daha düşük olması lazım. İşte bu zamanda çok zor. Bu zamanda yani artık hiçbir şey kalmadığına göre, sevgi, saygı, hiçbir şey kalmadığına göre Kur'an-ı Kerim'in de yani bilinmediği normaldir. Bu Türkiye'de diyorum.